Merhabalar, Hülya Hökenek ben gün ortasından Aykut Türel ile konuşacağız. Çünkü e, MIT, Irak'ın Süleymaniye kentinde terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan bir e, PKK'lı etkisi hale getirildi. Şimdi Aykut sen gün ortasının e, başında bize ayrıntıları ver. E, biz MIT'ten terör örgütüne darbe başlığıyla veriyoruz ama sen de detaylandır bizi. Hülya Öken'e kritik bir operasyon gerçekleştirildiği Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından İran kuzeyinde kritik olmasının sebebini siz de ifade ettiniz. İçişleri Bakanlığı kırmızı kategoride teröristler listesinde yer alan PKK'lı terörist Ulaş Doğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 13 Haziran'da İran Süleymaniye kenti Kaladize ilçesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Birçok kanlı suikastın arkasında olan bir teröristi isimdi Ulaş Doğan. Ee, Irak alanını kapsayacak şekilde öz savunma güçleri sorumlusuydu. Son olarak örgüt içerisinde sözde e, bu sorumluluğu e, yerine getiriyordu. Örgüt bünyesinde eylemleri nedeniyle çok hızlı şekilde yükseldi ve Hakurk eyaletinde yönetici olarak görevlendirildi. Yine görevlendirildiği ifade e, ediliyor. Kritik bir operasyon olduğunu ifade ettik. Milli İstihbarat Teşkilatı İran kuzeyinde özellikle Türk vatandaşlarına gerçekleştirilecek eylem istihbaratı üzerine harekete geçti. 13 Haziran tarihinde operasyonun düğmesine basıldı ve başarılı bir şekilde PKK'lı terörist Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi. Birçok kanlı eylemin arkasında olduğunu ifade ettik. O izleyicilerimiz için o PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği eylemlerden bazılarını da aktaralım. 31 Mayıs 2010 tarihinde Tunceli Merkez Batman köyü Garaytepe'deki polis kontrol noktasına nöbet değişimine giden polis araçlarına gerçekleştirilen saldırının arkasında olan isimdi. PKK'lı terörist Ulaş Doğan yine Tunceli, Tunceli Nazimiye merkezde ilçe emniyet amirliğine ait aracın geçişi esnasında döşenen bombanın patlaması sonucu iki polis memuru 22 Haziran 2011 tarihinde şehit olmuştu. O olayın arkasında, o eylemin arkasında bulunan isim de yine PKK'lı terörist Ulaş Doğan'dı. Tunceli bölgesinde eylemlerinin yoğunlaştığını ifade ettik. Ancak son olarak Irak alanını kapsayacak şekilde sözde öz savunma güçleri sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu örgüt içerisinde İçişleri Bakanlığı kırmızı kategoride ar terör aranan teröristler listesinde yer alıyordu İran Süleymaniye Kaladize ilçesinde 13 Haziran tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği operasyonla o örgütün kritik ismi etkisiz hale getirildi Çok teşekkürler şimdi Aykut'tan aldık detayları